Yeni yapılan hiçbir şarkıya ben e, negatif bakmıyorum. Bir şey yenilendikçe çok daha güzel bir hal alıyor. E, ben orada sordum dedim ki ya böyle konuşmak yerine dedim bir tane dedim yapsana dedim. Basitten dedim bir tane yap. Basit yapmak dünyadaki en zor şey. Kolay şarkıları yapmak zordur çünkü kolay şarkı hittir. Bu bir risk değil. Aslında yeni dünyadaki asıl olması gereken şey bu. Evet bunu hiç kimse yapmadığı için farkında değiller bence. Bunun için yapılmıyor. Bu da ilk olacak böyle bir şey de. Onun için şu an sana tuhaf geliyor sonradan edindiğim bir meslek değildi bu. Bu benim hayatımın her anında var. Ben kendimi bildim bileli enstrüman çalıyorum, şarkı yazıyorum, şarkı söylüyorum. Konservatuara yeteneksizsin diye alınmadım. Bir başkadan hepinize merhaba. Bugün yanımızda Emre Kaya var. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. <laughs> Kamera arkasından çıktık. Öncelikle nasılsın? Nasıl gidiyor hayatın? Çok güzel gidiyor. Ee, özellikle şu koronadan sonraki dönemde hayat birazcık karmaşıklaştı benim için ama işlerin güzel gidiyor olması, e, konserlerin keyifli geçiyor olması, e, müzik odana hep yeni bir şeyler üretiyor olmam benim enerjimi son derece güzel bir yere getiriyor. Aslında olup bitenle de çok fazla benim de bir alakam yok. Yani bir şeyler oluyor ama ben sadece e, önüme bakıyorum, şarkılarıma bakıyorum. Onun için hep kendimi af ve iyi hissediyorum oluruz. tabii ki. Peki son olarak Yüzüme Söyle albümünü çıkardın. Albümün adında öncelikle bir gönderme var mı? Bazıları dedik ki hani bir gönderme var mı? Albümü nasıl çıkarttın? Neyden ilham aldın? Şimdi bu albüm aslında bir buçuk iki yıllık bir süreçte hazırlanmış hmm. bir albüm. Ee, albümün birçok şarkısında işte bundan bir tanesini iki yıl önce yapmıştım. Bir tanesini 3 yıl önce yapmıştım. İşte bir tanesini daha 8 ay önce yaptım. Biraz böyle karma bir albüm oldu. Özellikle yani spesifik olarak bu diyebileceğim bir alt Metni olan bir albüm değil. Yani bu şarkıyı şuraya yaptım, Yüzüme Söyle'yi... ...şunun için söylediğim gibi bir durum söz konusu değil ama... ...genel olarak komple tüp yaşamımdaki... ...her şeyden birer parçayı... ...alarak hazırladığım bir proje oldu, bir albüm oldu. Yani Yüzüme söyleyin öyle özellikle... ...hani burası için yazdım diyemiyorum. Peki albümde senin için ayrı anlamı olan bir şarkı var mı? Şarkıların hepsinin ayrı bir anlamı var çünkü şarkıların hepsi... ...tamamen yaşanmışlık üzerine yapılan şarkılar benim bundan önceki yaptığım hit şarkıların da hepsi yaşanmışlık üzerine yazılmış şarkılardı. Yani bu işin matematiksel kısmı yüzde belki 25'lik bir pay. Fakat o yüzde %75'lik kısmı tamamen yaşanmışlıklar, ne bileyim etrafımdaki insanların belki ben yaşamasam bile etrafımda gördüğüm insanların yaşadıklarıyla bir match edip de bir şekilde çıkardım şarkılar Hı. oldu. Peki klip çekimleri nasıldı? Unutamadığın bir anın var mı? Ha klip çekimiyle alakalı. Omid Sagafi çekti klibi. E, Omid e, İranlı bir yönetmen. E, İran'da çok başarılı işlere imza atmış bir yönetmen. Onunla çalışmayı çok istiyordum. Bundan daha önce de e, Omid'le biz bir iletişim halindeydik. Bu aslında beni en çok heyecanlandıran kısmı oldu kliple alakalı. Çünkü çok basic bir kafası var ama... Çekmeye çalıştığı şey bir anda anlam kazanıyor. Yani o basitliğin içinde o basitliği yaratmak zordur denilir yani. ya her zaman. İşte o basiti düşünüp sonuca çok hızlı giden bir kafası var. O beni çok heyecanlandırmıştı. Ya şimdi ben anlıyorum sen böyle magazinsel bir şey bekliyorsun. Oradan bir şey kaçtı, buradan bir şey geldi ama öyle bir şey olmadı. Ama gerçekten omitle çalışmak benim için çok keyifliydi. O bana böyle güzel bir heyecan yarattı. Peki şarkılarında ilham neden alıyorsun? bir şeyin var mı böyle? Ne bileyim bir şarkı dinlemek olabilir. Kendini böyle bir odaya kapatmak olabilir. Şöyle ki ben de. Ben eve gelen 3 yaşındaki bir cürayla müziğe başladığım için bu benim hayatımda hep vardı. Sonradan gelişmedi bende şarkı yazma mevzusu. Yani e, sonradan edindiğim bir meslek değildi bu. Ben kendimi bildim bileli enstrüman çalıyorum, şarkı yazıyorum, şarkı söylüyorum. Bu benim hayatımın her anında var. Özellikle şuna dokunarak şarkıyı şöyle bir şeyden ilham alarak yapıyorum falan gibi bir durum gerçekten yok ama şunu söyleyebilirim yaşadığım ilişkiler özellikle sonunun böyle nereye gittiğini kestiremediğim ilişkiler bana hep ilham oluyor nedense çünkü o belirsizlik hep insana bir şey yazdırır ya işte o belirsizlik bana şarkı yaptırıyor diyebilirim eğer konu bir yerden ilham almak ve ilhamla yola çıkmaksa belirsizlik dürtüsü bende bir ilham Peki, müzik tarzını hiç değiştirmeyi düşündün mü? Ben uzun yıllardır e, halk müziğiyle ilgileniyorum. Orta Anadolu bozlaklarla ilgileniyorum. Onun haricinde e, arabesk müzikle alakalı da zaten bayağı iç içeyim. Onun dışında e, rock müzik ve cazla da e, uzunca bir süre ilgilendim. Birçok grupla beraber e, konserler yaptık. Zaten ilk enstrümanım gitar ve flamenko olduğu için, flamenko müzik olduğu için Plamen da ilgilendiğim bir süreç oldu. Yani aslında birçok farklı tarzlarda iki müziklerle uzun yıllardır ben iç içeyim ve bunları da profesyonel anlamda yaptım. Yani e, ve bu tarzdaki şarkılarla da e, yarattığım hit şarkılar var. E, diğer sanatçılara verdiğim şarkılar var, kendi yaptığım şarkılar var, kendi daha farklı tarzlardaki söylediğim şarkılar da var. Bunların hepsi artık dijital platformlarda e, yayınlandığı için yani çok hızlı bir şekilde bir erişim sağlanabiliyor. Ee, böyle bir şeyin de keyfinde yaşıyorum yani birçok başka tarzda da şarkıları söylüyorum ee, söylemekle kalmayıp onları üretiyorum da aynı zamanda bu şarkıları durum böyle. E şimdi gündemde artık herkes böyle daha hareketli rap müzik hani böyle ha. hızlı müzik daha çabuk tüketiliyor ya Hı -hı. hem sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun hani herkes artık tiktokerlar bile. Şimdi yargılamak istemiyorum ama hani evet. eğitimini almayan insanlar bile artık şey yapmaya başladılar. Hani müzik çıkarmaya başladılar. Hı hı. Hem sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hem de sen bu tarz şarkı çıkartır mısın? Ya ben yeni yapılan şarkıların hiçbirisine asla stop bir vaziyette değilim. X değilim yani. Öyle bir şey yok. Bir şey yenilendikçe çok daha güzel bir hal alıyor. Fakat müzik öyle bir şey ki çok acayip güzel bir yere değindin aslında. Bu kadar müzik okulları var. Müzik üniversiteleri var. Yıllarca müzik eğitiminin verildiği özel dershaneler var vesaire hocalar var. Şimdi aslında orada müziğin temelleri insanlara verilerek günün sonunda insanların gerçekten ruhuna hitap edebileceği bir müzik yapabileceği bir yapı oluşturmaya çalışıyor insanlar. Burada bir öğreti var. Fakat günün sonunda baktığımız zaman popülist kültür adı altında konuştuğumuz yer devreye giriyor. Ve ne olduğu belli olmayan bir müzik tarzı oluştuğundan bahsettin anladığım kadarıyla. Ben bunlara böyle çok x bakmıyorum ya, ya olması gerekiyor. Bir şeyler değiştikçe daha güzel. Fakat o müziğin ana temasından kopmadan tabii ki bazı şeyleri değerlendirmek gerekiyor. Çünkü müzik gerçekten ruhun gıdası. Yani e, mesela Türk müziğinde makamlar vardır. E, o makamların her biri e, insan hayatında insan frekansında e, iyileşmesine neden olabilir, daha kötüleşmesine neden olabilir. Bunlar bilinçsiz bir şekilde o popülist kültürdeki şarkıların içine entegre olduğu için bunlar günlük olarak kalıyor. Yani bir şarkıyı dinliyoruz ve 3 ay sonra o şarkıdan kimsenin haberi yok. Ee, ama biraz daha müziğe bakılarak yapılan şey daha profesyonel bir kafayla yapılıyor olsa sadece şişirilme ve algı üzerine e, basılmıyor olsa işte o zaman daha kaliteli işlerde çıkacaktır. Ben sadece bunu söyleyebilirim ama yeni yapılan hiçbir şarkıya ben e, negatif bakmıyorum. Yani yeni bir şeyler olmak zorunda. Bir şeyler yenilenecek ki biz de bir refresh olabilelim. Bu update sürecimiz bizim bence hepimiz için inanılmaz önemli. Aynen. Yeniye bakmazsak, önümüze bakmazsak kendimizi değiştiremeyiz. Oldu mu? Stoplamak yerine öyle. tabii ki ben stoplamak yerine yapılan şeyi algılayıp hareket etmeye bakıyorum. Ama bana özellikle sorarsan rap veya trap gibi bir şey yapmak benim hiç aklımdan geçmedi. Böyle bir şeyi söyleme hiç düşünmedim. Bu arada bir sürü rapçi de arkadaşım var. Onların yaptığı müzik de gerçekten çok zor. Öyle kolay değil. Ben onların hmm. stüdyo süreçlerinde de bulundum. Onların yaptığı işler hiç kolay işler değil. Hatta benim batuhan çaldıran benim Yıldız Silbe projesinin içinde ki Seve Seve şarkısını söylemiştim. O projeyi yapan e, aranjör Batuhan çaldıran e, Batun'un da çok yakın arkadaşım olduğu için söylüyorum bunu. Birçok rapçinin şarkılarını, o bitlerini hazırlıyor. E, o sırada, yani o stüdyoda ben o aşamanın nasıl bir aşama olduğunu da merak Hatta. ettiğim için onunla da evet bir araya geldim. Gerçekten e, hiç kolay bir iş yapmıyorlar. E, o basit gibi düşündüğümüz şey aslında o kadar da basit değil. Hatta şöyle bir şey olmuştu, bir anımı da anlatayım. E, bir gün Okan Bayül'ün programındaydım. Okan yatıp dalga geçiyordu herkese. Basıyordu şarkılara, şarkılar geliyordu. Bir tuşlar vardı, bir şeyler vardı. Yani bazı şarkıları çok basite indiriyordu. Yani ben orada sordum dedim ki ya böyle konuşmak yerine dedim bir tane dedim yapsana dedim sadece. Dedim basitten dedim bir tane yap. Bir anda milyonları sarabilecek şarkıdan dedim sadece dedim bir tane yap. Ve hatta bir tane de yapma. Sadece 10 saniyelik bir yerini yap. Ve insanlara direkt pelesenk olsun. Basiti yapmak dünyadaki en zor şey. Bir şeyi en yalın haliyle yapabilmek bence en ben profesyonelcesi. Evet Mesela bu stüdyoya e, çok sade bir stüdyo. Ve bu sadelik ne kadar güzel ama burayı bir şeyi çok fazla doldurdukça e, burası o bütün ihtişamını bence kaybediyor. Ama o sakinliği, sadeliği yakalayıp da o profesyonelliği yakalayabilmek dünyadaki en zor şey. Kolay şarkıları yapmak zordur çünkü kolay şarkı hittir. Çünkü kolay şarkıyı herkes hemen dinler. Halk hemen e, o şarkıya bir karşılık bulur kendinde. Çünkü kolay algılayacaktır onu. Kolayı yapmak dünyadaki en zor iş. Müzik demiş. Yani bu artık her şey tıkla ölçülüyor ya. Yani. Yani YouTube'da ne kadar izlenmiş? Bu konuda ne düşünüyorsun ve müziğin değeri sence tıkla ölçülmeli mi? Burada da yine o deminki sorduğun soru gibi bence e, bir şeyler değişti yani değişen bir dünya var. Yani eskisi gibi kaset yok, CD evet. yok hani. Ama kasetten önce de plak vardı mesela yani o zaman. Işte hepsi birbirini, tabii götürerek, hepsi birbirini gidiyor. götürerek gidiyor. Yani bence bugün e, tıklarla evet evet dijital bir çağdayız yani ben onu da negatif bakmıyorum çünkü eskiden kaset vardı. İşte CD vardı, plak vardı, o vardı, bu vardı ve şimdi de dijital platformlar var, Bunların hiçbirisi yok. Oradaki tıka göre yani şarkının nerede olduğu ölçülüyor. Ben bunu hiç ters bakmıyorum, yani bana şey gelmiyor, kötü gelmiyor. Sadece kötü gelen kısmı şurası. Her şeyi manipüle etmek artık o kadar kolay Aynen ki öyle. orada yani o kadar çok şirketler var ki veya şahıslar var ki e, onlarla iletişim kurup yan yana geldiğin zaman Aynen. yani atıyorum şarkı belki 1 milyon dinlenmiştir ama onu 100 milyon dinlenmiş gibi orada o rakam yazıyor ve insanlar nasıl o da zaten olabiliyor onu diyor çıkartıyor. bu. çıkartıyor. Her, her şeyin evet. böyle bir şeyini buluyorlar yani. Fakat günün sonunda şöyle de bir şey var. Bence tabii ki bu. İnsanlar bir şarkının ne kadar tıklandığına göre o şarkının ne kadar patladığını da zaten anlıyorlar. Mesela orada 100 milyon yazıyor olması o şarkının gerçekten patladığı anlamına gelmiyor. Çünkü Aynen manipüle evet. olarak o 100 milyon yapıldıysa o şarkı insanlar bunu hemen fark ediyorlar. Yani ben bu şarkıyı duymadım ki diyor veya bu kadar Yürümedi ki diyor. Bu nasıl yüz ben... milyon oldu? Yani e, insanlar bence her şeyin farkında yani. O kadar da e, şey değil. Bence de. basit değil yani. Bence ilk böyle dijital işte, hani YouTube artık e, yeni yeni müziklerin atıldığı zaman fark etmiyor olabilir evet. ama şu an bence de. Öyle. Tabii ki herkes ya her şeyin baktığında farkında. Baktığında şarkıya bakıyorsun, söyleyenin hani tanıdığında birazcık bakıyorsun. Evet. Yani bu şarkı patlamamalı dediğim benim de çok oldu. Evet. <laughs> o zamanlarda trendlerde gördüğüm çok şey var. Anda, evet. Ya biliyorsun bu arada trendlere girmek de. Artık zor değil yani trendlere Hiç girmek de mi? bir ekip işi. Ekibin varsa dijital bir ekibin varsa seni zaten evet. o trendlere sokuyorlar. Yani e, bunlara insanlar sanki çok büyük bir şeymiş gibi Aynen bir öyle. gözle bakılması çok saçma. Belli şeyleri var işte düzenli atacaksın. Tabii. Işte. Ya şimdi burada Algoritmanın bizi... içinde Aynen. belli yapılan <laughs> hareketler var ve o zaten var. seni otomatikman trendlere de sokuyor. yani. Aynen öyle. İşte şurası kötü. Yani o şişirilme mevzusu var ya algı yönetimi. Tabii ki bir sanatçı için algı yönetimi tabii ki çok önemli. Fakat e, işte insanlar bence gerçekten sanatçı olanı, gerçekten sanatçı olmayanı, gerçekten üreteni, gerçekten üretmeyeni, bu işi bugünlük mi yapanı yoksa atıyorum 10 yıl sonra da yine bu insan olacak veya olmayacak olanı halk, insanlar o kadar iyi biliyorlar ki e, bence kimse aptal değil. Yani herkesin kafası o kadar iyi çalışıyor ki. On, bazı şeyler çok eskide kaldı artık. E, gerçekten real düşütmediğim bir sürece buradan 10 e, metre ileriye gitmemiz çok bence zor. Başladı. Peki senin şarkıcılık serüvenin nasıl başladı? İlk ne zaman ben şarkıcı olacağım dedin? İşte demin aslında bunu da sorduğun şeyin cevabı oradaydı. Yani, üç 3 yaşından beri şarkı söylüyorum ben. Şarkı enstrüman çalıyorum. Peki? Hiç düşünmedim. Hayatımda başka hiçbir şey düşünmedim ama buna rağmen konservatuara yeteneksizsin diye alınmadım. Aa Evet, böyle acayip şeyler oldu benim hayatımda da. Ben Ankara'da büyüdüm. ilk ee, i̇lkokuldan sonra Bahçeli Devler Devlet konserthanesine girecektim. Ama olmadı yani bir şekilde almadılar ve ben alaylı olarak yoluma devam ettim. Bu arada iyi ki de alaylı olarak yoluma da devam etmişim. Çok fazla üstatla, çok fazla ustayla yan yana gelme şansım, fırsatım oldu. Ee, mesela Neşe Tartaş gibi bir ustanın defalarca yanında olmayı başarıp onun yolunu anlamayı başardım. Böyle bir durum var ve e, benim dayım da müzisyen. Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin rektörü Erol Parlak. Dayım da bir bağlama üstadı. Bu arada Neşet Ertaş'ın da manevi oldu. Yani müzik hep benim hayatımda vardı. Başka bir şey onun için hiç düşünemedim. Ve iyi ki de düşünmemişim. Peki yarın öbür gün hani diyelim ki Allah göstermesin de hani, hmm. sesini kaybettin. Hmm. Veya ne bileyim sesinde bir sıkıntılar oldu. Bir B planın var mı? Ben bunu yaparım dediğin. Yani benim o B planım da hazır. Besteciyim zaten. Yine şarkı söylemiyorsam tabii ki yine müzik alanımda olur. Bu sefer yaptığım besteleri e, sanatçılara vererek yoluma devam ederim. Ama yine müzik olur. Aynı zamanda e, şarkıcılara da bazı hatta büyük şarkıcılara da beste yapıyoruz. Şöyle ki şarkı yaparken yaptığın şarkıların hepsini bir yerde toparlayıp da bir sanatçıya al ve bunu dinle atıyorum bir CD'ye toparlayıp da al bunu şarkıları dinle kendine uygun olabilecek bir şarkıyı bunların arasından seç gibi bir yaklaşımda bir şarkı yapma potansiyelindeysen bu çok yanlış bir şey. Çünkü şarkı dediğin şey bir kıyafet gibidir. Bir insanın üzerine o kıyafeti dikersin. Terzi olman gerekiyor. Mesela Murat Dalkılıç'a yaptığım bir şarkı vardı. İşte Kader kader deyince hep kendime kızıyorum. Mesela bu şarkıyı ben söylesem olmazdı. Veya başka birisi söylese olmazdı. Bu ona yapıldı. Onun üzerine dikildiği için o oldu. Veya diğer sanatçı dostlarıma yaptığım şarkılar da aynı şekilde. E, şarkı yapma işi gerçekten farklı bir meziyet ve zeka işi. Kişinin üzerine göre o kıyafeti giydirmediğin sürece bir şarkının hit olması halk tarafından karşılığının bulunması mümkün değil bir defa. Çünkü her sanatçının ağzına yakışacak bir konuşma dili vardır. ...bir melodik yapısı vardır. Hmm. Neyi söyleyip, neyi söylemeyeceğini... ...en önce o bestecinin, kişinin çok iyi algılaması gerekiyor. O dönemdeki, o konjektördeki bakış açısı... ...iletişim şekli sanatçının e, duruşu... ...hangi dünyadaki müzik tarzı nasıl ona katabileceğin ne var... ...yani bazı şeyleri, bazı doneleri bir araya getiremediğin sürece... ...o kıyafeti onun üzerine dikmediğin sürece... ...o şarkı sadece anında belki çok iyi olduğu için patlayabilir... ...ama kalıcı olması mümkün değil. Peki tekrar Hı. albümüne geliyorum. Evet. Farklı tarzlarda şarkılar çıkar Sonuçta hepsi birbirinden farklı. Evet. Peki sen bu riski nasıl göz aldın? Bu bir risk değil. Aslında yeni dünyadaki asıl olması gereken şey bu. Bunu daha hiç kimse. Bunu yapmıyor. Evet, bunu hiç kimse yapmadığı için farkında değiller bence. Bunun için yapılmıyor. Bu da ilk olacak böyle bir şey de. Onun için şu an sana tuhaf geliyor. Ama hiç tuhaf bir şey yapmadım diyeceksin ki şimdi bu kanıya nasıl vardın? Aynen. Şimdi şöyle ki, korona dönemini gözümüzün önüne getirelim. Bu arada benim detaylı bakış açım çok iyidir. Yani evet. Allah'ın hepimize vermiş olduğu bazı belli özellikler var. Ben bir şeyin detayını hani dağın diğer yüzünü görmek denilen olay var ya. O bende hissel olarak biraz gelişmiş bir durum. Şimdi koronada şöyle bir izlenimim oldu. Ee, i̇nsanlar devamlı kapalı kaldığımız için bir açtık. Pop dinledik, bir açtık arabesk dinledik, bir açtık rap dinledik, bir açtık ne bileyim klasik müzik dinledik. Yani her şeyi dinledik çünkü kapalıydık. Ve o tek tip insan kişiliğinden çıktık hepimiz. Yani. Artık çoklu kulak diye benim adlettiğim bir şey gelişti. Mesela derdin ki eskiden atıyorum benim babaannem sadece halk müziği dinler gibi düşünüyordum. Fakat orada başka şeylere de maruz kaldı. Çünkü kapalı olduğu için onu da dinledi, onu da dinledi, onu da dinledi. Bu hepimiz için geçerli. Otomatikman ne oldu? Artık onu da seviyorsun, öbürünü de seviyorsun, öbürünü de seviyorsun. Daha farklı, daha zengin şeyleri verebildiğimiz sürece artık ayakta kalabileceğimizi düşünme aşamasına geçtim. Çünkü her şey artık o kadar hızlı bir şekilde tüketiliyor hmm. ki. ya yani Bir insan ben tek tipim, sadece buyum dediği zaman bence 100 metre koşucusu olabilir. Ama hedefim maratonsa, maraton koşucusu olmaksa e, bunun için kendini çok daha başka yerlerde de geliştirip çok daha başka müzik tarzlarına da hakim olman gerekiyordu. E, ben de dedim ki e, durum böyleyse ve ben bunu yapıyorsam bir abimin içine... 7 tane ayrı şarkıyı koymalıyım. Şarkının hepsinin her zaman olduğu gibi sözümüzü bana ait olmalı. Ama 7'si de dedim birbirinden farklı olmalı. Birisi arabesk, birisi pop, birisi daha elektronik, birisi daha atıyorum daha Türk melodileri, müziğinin olduğu bir bir şey olmalı. Ya yani Bunların her biri ayrı ayrı e, eserler. Böyle bir şey yaratmaya çalıştım. Böyle bir compilation kafasına girdim. E, umut ediyorum da e, başarılı da olacak. Daha albüm çıkalı da zaten e, birkaç gün oluyor. Çok yeni olduğu için bunu da ee, ne kadar iyi olacağını veya olmayacağını da zaman gösterecek. Ama ben inanıyorum, bu iş gerçekten bu şekilde çok güzel bir noktaya gelecek. Ben de şimdi sen pandemiden örnek verince şey yaptı. Çünkü insanlar hani duymadılar, mesela ben de veya örnek veriyorum babaannem. Tekst böyle işte eski böyle müzikleri dinliyorlardı, hani gide gele gide gele böyle. Hmm. Aman hani pop dinliyor, aman rap dinliyor diye diye doğru söylüyor. Kafası açıldı. Aynen. Açıldı. Artık öbürünü de dinler hale geldi. O artık benim babam onları da, da hiç dinlemezdi böyle rap. Şimdi rap dinlemeye başladı evet. adam. <laughs> İnan bana o koronanın inanılmaz etkisi olmuştur. Bence de çünkü aynı evin içindeyiz. Hadi temizlik yaparken bile açtı. Ya. Tabii ki maruz şey. kaldı senden dolayı ve otomatikman artık orası da açıldı onun. Kendini üç kelimeyle anlatmak istesen. Emre Kaya nasıl bir? Kesinlikle iyi bir insanım. Bunu net biliyorum. İnsanın kendisi için bunu söylemesi zor ama iyi, temiz adam. Evet. Zor bak çünkü yani hakikaten bu üçünü söyleyince biraz böyle megalomanca oldu belki Hayır ama... Hayır ya. E, Bence bu kendi insan mi? kendisini çok iyi bilir. Bu üç özellik bendeki en belirgin özellikler diyebilirim. Peki. Bir de hem geçenlerde, geçtiğimiz aylarda bir konserinde kaza yaşadın. Ha, evet. Olmuşsun. Bu arada sağlığında bir şey yoktu inşallah. Yok yok. Çok iyiyim <laughs> şu an. Peki. O yorgunluğundan oldu, yorulduğun zaman o konser maratonundan kendini nasıl motive ediyorsun? Ya e, ben çok aktif konser yapan bir sanatçıyım. Belki de çok fazla ortalıklarda bilerek ve bunu isteyerek bilinçli yapıyoruz ekip olarak. Çok fazla görünmeden belki en çok konser yapanlardan birisiyim. Konser maratonunda şöyle bir şey yapıyorum. Ee, bir defa bana çok iyi bakan bir ekibim var. O yönden inanılmaz şanslıyım. Etrafımdaki insanlar olmadığı sürece yani ben ekip olarak doğru hareket etmeyi başarmadığım sürece zaten hastalanırım bir en kısa zamanda bu, bu olur. Çünkü çok hareketliyiz. Yani bugün buradaysan yarın başka bir şehir, öbür gün başka bir şehir. E, spor yapmaya gayret ediyorum. 8-9 aydır gerçi yapamıyorum spor ama e, spor yapmaya gayret ediyorum. O koşu ve fitness çok işe yarıyor bu konuda. Dinç kalmama ve enerjik kalmanda. E, bunun yanında yememe çok dikkat ederim ha. İnanılmaz dikkat ederim. Yani ben edemesem ekiptekiler hemen bana bir şekilde saatlidir yani her şeyim. Dikkat ettikleri için bir şekilde bu maraton böyle keyifli, hastalanmadan, rahat rahat güzel güzel geçiyor. Peki son olarak kötü zamanların illaki oluyordur. Yani Oluyoruz. tabii ki. Her insanın olur. Peki bu durumdan kurtulmak için ne yapıyorsun? Çok uzun yıllardır meditasyon yapıyorum. Yani çok uzun yıllardır. O negatif ruh hali bende çok az gelişir. Gelişse bile maksimum 3-4 dakika, 5 dakika sürmez yani. O gelir ve benden uçar gider. Uzun kalamaz çünkü ben onu enerji sisteminin içinde yokum. Öyle bir şeyi kabul etmediğim için. O gelip bana yapışamaz. Yani benim hayatımda kötü bir şey olamaz bu arada. Yani öyle bir ihtimal yok. Yani birileri izler, kötü gittiğini düşünür ama ona ben izin verdiğim için öyle görünür o. Yani normalde kötü giden hiçbir şey olamaz yani benim hayatımda. Peki benim sorularım bu kadardı. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ya yani özellikle söyleyeceğim bir şey yok ama seninle beraber olmak bugün bu keyifli <laughs> program yapmak keyifliydi seninle. Ben güzeldi. de teşekkür ederim. Ya hayatım dönüm noktası gibi bir şey oldu bugün. Off the record olarak da konuştuğumuz <laughs> konular. Teşekkür ediyorum <laughs> tekrardan geldiğin için. Rica ederim. Seninle beraber olmak güzeldi. <laughs> teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor> Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.